Bilecik'te çiçekçilerde yılbaşı öncesi tatlı bir telaş yaşanırken, yılbaşı çiçeği olarak bilinen ve şans getirdiğine inanılan kokina bitkisi yoğun talep görüyor. Bilecik'te çiçekçilik yapan Altıner Yörümez, pandemi sürecinde kapalı esnafın durumlarını göz önüne aldıklarında işlerinde şükrettiklerini belirterek, yılbaşı çiçeği, kokinanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bu çiçeğin Kasım ayının ortalarında çıktığı anlatan Yörümez, kokina yılbaşı ruhunu yansıtan en önemli simgelerinden biridir. Şans getirdiğine inanılır, hatta bir rivayete göre de bir sene boyunca yaprakları ve kırmızı çiçekleri solmaz ise çiçek sahibinin ev sahibi olacağı söylenir, dedi. Bir rivayete göre de çiçekleri, kırmızı çiçekleri ve yaprakları bir sene boyunca solmaz ise çiçek sahibinin ev sahibi olacağı söylenir. Bir rivayette böyle söylenir. Ana vatanı Güney Avrupa'dır. İran ve Akdeniz bölgesinde daha çok yetişir. Bizim ülkemizde de İstanbul'da Belgrad ormanlarında yetişiyor. İsmi, kokinanın ismi aslında kokina, kokinodur. Yunanca'da kırmızı anlamına gelir. Kırmızı meyveleri sarmaşık ağaçtan, dikenli bir ağaçtan tek tek toplanarak, insanlar tek tek onları toplayarak onları kırmızı iple top haline getiriyorlar ve yeşil dikenli bir bitkiye onu bağlıyorlar. O şekilde yapıyorlar. Kokina sadece ülkemizde değil, bütün ülkelerde yılbaşının simgesidir. Yılbaşına bir 15-20 gün kala satışa başlar ve bu sene inanılmaz bir rağbet var. Yani bu seneye kadar biz bu kadar rağbet görmemiştik kokina. Günlük 100 tane falan satıyoruz.